61. Bir bahçıvanı şeftalilerini yiyen yedi uyurlardan kurtarmak. Monte Cristo söylendiği gibi aynı akşam olmasa da ertesi sabah Enfer kapısından çıktı. Orleans yoluna girdi. Telgrafın tam o geçtiği sırada uzun sıska kollarını salladığı Linas köyünü açtı ve herkesin bildiği gibi aynı adı taşıyan ovanın en yüksek noktasındaki Montlary kulesinin dibine ulaştı. Tepenin dibinde atından inen Kont, yaklaşık yarım metre genişliğinde spiral bir patikadan dağa tırmanmaya başladı. Ve zirveye vardığında pembe ve beyaz çiçeklerin yerini alan yeşil meyvelerle kaplı bir çitle karşılaştı. Monte Cristo bu küçük çitin kapısını bulmakta gecikmedi. Bu bey sövdü menteşeler üzerinde kayan, bir çivi ve iple kapanan ahşap kafes biçiminde bir parmaklıktı. Kont mekanizmasını hemen anladığı kapıyı açtı. Ardından bir yandan içinde kapı olarak tasvir ettiğimiz dahiyane yapının da yer aldığı çitin, diğer yandan da aralarında turpotlarının ve şebboyların fışkırdığı sarmaşıklarla çevrelenen eski kulenin arasında kalan 20 ayak uzunluğunda ve 12 ayak genişliğinde bir bahçeye girdi. Kulenin torunlarının bayramını kutlamaya geldiği bir büyük anne gibi kırışmış ve çiçeklerle kaplanmış haline bakıldığında Eski bir atasözünün duvarlara atfettiği ürkütücü kulaklara ek olarak, sesi olsa korkunç dramlar anlatabileceğini kimse tahmin etmezdi. Bu bahçeden, üzerinde çağdaş Rubensinimiz olan, Delacroix'in gözlerini şekillendirecek tonlardan oluşan, çok eskilerden kalma gür, şimşir bir şeridin yükseldiği ve zemini kızıl kumla kaplı ağaçlık yol izlenerek geçiliyordu. Bu yol, bir sekiz çiziyor ve ani kıvrımlar oluşturarak, 20 adımlık bir bahçede 60 adımlık bir gezinti yapılmasını sağlıyordu. Hünerli Latin bahçıvanların güleç ve temiz yürekli tanrıçaları Flora, bu küçük bahçenin kendisine sunduğu bu kadar özenli ve saf bir saygıyla asla karşılaşmamıştı. Gerçekten de bahçedeki 20 gül fidanının yaprakları üzerinde tek bir sinek izi yoktu. Nemli topraklarda yetişen bitkileri kemirerek mahveden o yeşil çiçek biti kümelerine hiç rastlanmıyordu. Yine de bu bahçenin nemden yoksun olduğu söylenemezdi. Kurumu andıran siyah toprak, ağaçların yapraklarının donukluğu bunu yeterince belli ediyordu. Zaten bahçenin köşelerinden birinde duran ve içinde kokuşmuş su bulunan dolu bir fıçı sayesinde yapay nem doğal nemle bütünleşiyordu. Bu fıçının yüzeyindeki yeşil tabakanın üzerinde kuşkusuz kişiliklere uyuşmadığından farklı yönlere bakacak şekilde sırt sırta duran bir su, bir de kara kurbağası vardı. Zaten ağaçlık yollarda tek bir ot, tarhlarda tek bir asalak bitki tohumu yoktu. Kendini beğenmiş bir küçük hanım porselen saksısındaki sardunyalara, kaktüslere ve orman güllerine bu küçük bahçenin henüz ortaya çıkmamış sahibi kadar özen gösteremezdi. Monte Cristo ipi çiviye geçirerek kapıyı kapattıktan sonra bir bakışla tüm araziyi gözden geçirdi. Telgrafçı düzenli bir bahçıvan tutmuş ya da kendini tutkuyla tarıma vermiş gibi görünüyor. Aniden yapraklarla dolu bir el arabasının arkasına büzüşmüş bir şeye çarptı. O şey şaşkınlığını belli eden bir şeyler mırıldanarak ayağa kalktı ve Monte Cristo karşısında asma yapraklarının üzerine topladığı çiçekleri yerleştiren 50 yaşlarında temiz yüzlü bir adam buldu. 12 asma yaprağı ve yaklaşık bir o kadar da çilek vardı. Adam ayağa kalkarken az kalsın çilekleri, yaprakları ve tabağı elinden düşürüyordu. Ürünlerinizi mi topluyorsunuz, Monsieur? dedi Monte Cristo gülümseyerek. Bağışlayın, Monsieur, diye yanıtladı adam elini kasketine götürürken. Yukarıda olmadığım doğru, ama aşağıya biraz önce indim. Sizi kesinlikle rahatsız etmek istemem dostum, dedi kont. Kaldıysa çileklerinizi toplamaya devam edin. On tane daha var, dedi adam. İşte 11.yi topladım ve geçen yıldan 5 fazla olmak üzere 21 çileğim var. Ama bunda şaşılacak bir şey yok. Bu yıl ilkbahar sıcak geçti ve mösyö. Gördüğünüz gibi çilekler sıcağı sever. İşte bu yüzden geçen seneki 16 çileğin yerine bu yıl elimde işte şimdiden topladığım 11 tane. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane. Aman tanrım, iki çilek eksik. Daha dün burada olduklarından eminim. Mösyö, onları saymıştım. Simon ananın oğlu çileklerimi aşırmış olmalı. Bu sabah onu bahçede gezinirken görmüştüm. Ah küçük soytarı, bu bahçeden meyve çalmak, bunun sonunun nereye varacağını bilmiyor. Gerçekten de Monsieur, bu ciddi bir suç ama bunu gençliğine ve boğazına düşkünlüğüne vermelisiniz. Kuşkusuz öyle, dedi bahçıvan. Yine de hiç hoş bir davranış değil ama bir kez daha beni bağışlayın Monsieur. Belki de böyle yaparak bir müdürü bekletiyorum. Ve endişeli bakışlarla kontu ve mavi giysisini süzdü. İçiniz rahat olsun dostum, dedi kont. İstediğinde çok ürkütücü, istediğinde çok iyi niyetli bir ifadeyle donattığı ve bu kez iyi niyetini yansıtan gülümsemesiyle. Buraya sizi teftiş etmeye gelen bir müdür değil, size zaman kaybettirdiğini fark ederek bu ziyaretinden pişmanlık duymaya başlayan sıradan meraklı bir yolcuyum. Ah, zamanım değerli değildir, diye yanıtladı adam hüzünlü bir gülümsemeyle. Yine de hükümete ait olduğundan zamanı kaybetmemek gerek. Ama bana bir saat dinlenebileceğimi bildiren bir ileti geldi. Güneş saatine baktı. Çünkü Montleri Kulesi'nin bahçesinde güneş saati de dahil olmak üzere her şey vardı. Ve gördüğünüz gibi daha 10 dakikam var. Üstelik çileklerim olgunlaştı ve bir gün daha. Mösyö çileklerimi yedi uyurlar kemirebilir mi? Bence hayır, öyle bir şeye inanmam diye yanıtladı Monte Cristo, ciddi bir ifadeyle. Onları bala, şekerleme olarak ekleyen Romalılar gibi yemeyen bizler için Yedi uyurların komşuluğu hiç de hoş olmazdı. Ah Romalılar onları yiyor muydu? dedi bahçıvan. Yedi uyurları yiyorlar mıydı? Bunu Petronius'un kitabında okumuştum, dedi Kont. Gerçekten mi? Yedi uyur gibi yağlı deseler de tadı güzel olmamalı. Zaten yedi uyurların yağlı olması hiç de şaşırtıcı değil Mösyö. Bütün gün uyur ve ancak bütün gece kemirmek için akşam uyanırlar. Bakın, geçen sene dört kayısım vardı, birini yediler. Bir de tüysüz şeftalim vardı. Doğrusu bu ya, nadir bulunan bir meyvedir. Evet Mösyö, duvar tarafındaki yarısını yiyip bitirdiler. Muhteşem ve leziz bir şeftaliydi. Ondan daha iyisini yememiştim. Onu yediniz mi? Yani geri kalan yarısını. Benzersiz bir şeftaliydi Mösyö. Ah lanet olsun, bu beyefendiler tıpkı Simon ananın oğlunun en kötü çilekleri seçmemesi gibi en kötü parçaları seçmiyorlar. Ama bu yıl, diye ekledi bahçıvan, İçiniz rahat olsun. Meyveler olgunlaşmaya başladığında gece boyunca nöbet beklemem gerekse de böyle bir şey olmayacak. Monte Cristo durumu yeterince anlamıştı. Nasıl her meyvenin bir kurdu varsa her insanın da yüreğini kemiren bir tutkusu vardır. Telgrafçının tutkusu bahçıvanlıktı. Kont, güneş ışınlarının üzüm salkımlarına ulaşmasını engelleyen asma yapraklarını kopardı ve böylece bahçıvanın yüreğini fethetti. Mösyö telgraf sistemini görmek için mi geldi? dedi. Evet Mösyö, elbette yönetmelikler tarafından yasaklanmamışsa. Ah, kesinlikle yasaklanmadı, dedi Bahçıvan. Kimse ne dediğimizi bilmediği ve bilemeyeceği için bunun tehlikeli bir yanı yok. Gerçekten de, diye yanıtladı Kont. Bana sizin anlamadığınız işaretleri tekrarlayarak ilettiğiniz söylenmişti. Elbette Mösyö ve böyle olmasını tercih ederim, dedi Bahçıvan gülerek. Neden? Çünkü böylece hiçbir sorumluluk almıyorum. Ben bir makineden başka bir şey değilim ve çalışmaya devam ettiğim sürece benden fazlası istenmiyor. Lanet olsun, dedi Monte Cristo içinden. Yoksa hiçbir ihtirası olmayan bir adama mı rastladım? Kahretsin, bu büyük bir şanssızlık olacak. Monsieur, dedi güneş saatine bir göz atan bahçıvan. 10 dakika bitmek üzere, ben işimin başına dönüyorum. Benimle yukarı gelmek ister misiniz? Sizi izliyorum. Gerçekten de Monte Cristo 3 kata bölünmüş kuleye girdi. Alt katta kazma, tırmık, süzgeçli kova gibi duvara yaslanmış tarım aletleri vardı ve başka bir mobilya yoktu. İkinci katta telgrafçının kaldığı, daha doğrusu gecelerini geçirdiği odada yatak, masa, iki sandalye, kum taşından bir testi, ayrıca tavana asılmış ve kontun nazende ve telgrafçının tohumlarını kabuğunda sakladığı İspanyol fasulyesi olduğunu anladığı birkaç kuru ot vardı. Bunların her birini Jardin des Planets'in uzman bir botanikçisinin özeniyle etiketlemişti. Telgraf kullanmayı öğrenmek için uzun zaman gerekiyor mu Mösyö? diye sordu Monte Cristo. Uzun zaman alan öğrenmek değil, sorun kadrosuz çalışmak. Ne kadar maaş alınıyor? Bin frank Mösyö? Hiçbir şey değil. Evet ama gördüğünüz gibi bir lojman veriyorlar. Monte Cristo odaya baktı. Umarım buraya çok bağlı değildir, diye mırıldandı. Üçüncü kata çıkıldı. Burası telgrafçının çalıştığı odaydı. Monte Cristo, telgrafçının yardımıyla düzeneği çalıştırdığı iki demir kulpa baktı. Bu çok ilginç, dedi. Ama uzun vadede size biraz yavan gelebilecek bir yaşam tarzı, öyle değil mi? Evet, ilk başlarda gelen iletilere bakmak boyun tutulmasına neden oluyor. Ama bir iki yıl içinde buna alışılıyor. Ayrıca dinlenme saatlerimiz ve izin günlerimiz de var. İzin günleriniz mi? Evet. Hangi günler? Süslü günler. Ah, bu doğru. Onlar benim bayram günlerim. Bahçeye iner, toprağı eker, biçer, çiçekleri budar, tırtılları temizlerim. Öyle vakit geçiririm. Ne zamandır buradasınız? 10 yılı kadrolu, 5 yıllık kadrosuz, toplam 15 yıldır. Yaşınız? 55. Emekli olmanız için kaç yıl daha çalışmanız gerekiyor? Ah, monsieur 25 yıl. Peki emekli maaşınız ne kadar? 100 ekü. Zavallı insanlık diye mırıldandı Monte Cristo. Ne dediniz Mösyö? Bunun çok ilginç olduğunu söylüyorum. Neyin? Bana gösterdiğiniz, anlattığınız her şey. Peki bu işaretlerinizden hiçbir şey anlamıyor musunuz? Hiçbir şey. Hiç anlamaya çalıştınız mı? Asla. Zaten bunu neden yapayım ki? Yine de doğrudan size gönderilen işaretler vardır. Kuşkusuz. Peki ya onları anlıyor musunuz? Zaten hep aynıdır. Ne anlama gelirler? Yeni bir haber yok. Bir saatiniz var. Yarın görüşürüz. İşte tamamen masum milletiler, dedi Kont. Ama baksanıza, yan kulelerdeki meslektaşınız çalışmaya başladı. Ah, bu doğru. Teşekkürler, Monsieur. Size ne söylüyor? Anlayabileceğiniz bir şey mi? Evet, bana hazır olup olmadığımı soruyor. Ve sizin de yanıtınız... Hem sağdaki meslektaşıma hazır olduğumu hem de soldaki meslektaşıma hazırlanması gerektiğini bildiren bir işaret. Çok dahi yani, dedi Kont. Göreceksiniz, dedi kibirle telgrafçı. Beş dakika içinde konuşmaya başlayacak. O zaman beş dakikan var demektir, dedi Monte Cristo. Bana gerekenden fazla bir süre. Sevgili Mösyö, size bir soru sormama izin verin. Sorun, bahçe işlerini seviyor musunuz? Büyük bir tutkuyla, Peki 20 ayaklık bir teras yerine iki dönümlük bir araziye sahip olmak sizi mutlu eder mi? Monsieur, orayı bir yeryüzü cennetine çeviririm. Aldığınız bin frankla zor bir yaşam mı sürdürüyorsunuz? Fazlasıyla zor ama neticede geçinip gidiyorum. Evet ama çok küçük bir bahçeniz var. Ah bu doğru, bahçe büyük değil. Üstelik her şeyi kemiren yedi uyurlarla dolu. Bu benim bahtsızlığım. Söylesenize, sağdaki meslektaşınıza bir işaret ilettiğinde o tarafa bakmazsanız ne olur? İşaretleri göremem. Peki ya o zaman? işaretleri tekrarlayamam. Ya sonra? Onları iletmeyi ihmal ettiğim için para cezası alırım. Ne kadar? 100 frank. Gelirinizin onda biri. Çok güzel. Ne yazık ki, dedi telgrafçı. Hiç başınıza geldi mi? Bir kere Mösyö, bir Noiset gülünü aşılarken. Tamam. Peki ya işaretleri değiştirmeye ya da başka bir işaret göndermeye kalkışırsanız, o zaman durum değişir, işimden kovulur, emekli maaşımdan mahrum kalırım. 300 franktan mı? Evet, yani 100 eküden, Monsieur. Bu yüzden böyle bir şeyi asla yapamayacağımı anlayabilirsiniz. 15 yıllık maaşınız karşılığında olsa da mı? Bak, bu biraz düşünmenizi gerektirmiyor mu? 15 bin frank karşılığında mı? Evet. Monsieur, beni ürkütüyorsunuz. Umrumda değil. Monsieur, beni denemek mi istiyorsunuz? Tam da öyle. 15 bin frank. Anlıyor musunuz? Monsieur, izin verirseniz sağdan gelen iletiye bakayım. Tam tersine ona değil. Bana bakın. O da nedir? Nasıl olur? Bu küçük kağıtları tanımıyor musunuz? Kağıt paralar? Dörtgen. 15 tane var. Peki bunlar kime ait? Dilerseniz size. Bana mı? diye haykırdı nefesi daralan telgrafçı. Ah tanrım elbette size ait. Mösyö bakın sağdaki meslektaşım mesaj gönderiyor. Bırakın göndersin. Mösyö beni oyaladınız bu yüzden para cezası alacağım. Bu size 100 franga mal olacak. Benim 15 frangımı almak çıkarlarınıza daha uygun düşer. Mösyö sağdaki iletici sabırsızlanıyor. İşaretini tekrarlıyorlar. Bırakın yapsın siz şunu alın. Kont para destesini telgrafçının eline bıraktı. Şimdi dedi hepsi bu değil. 15 bin frankla geçinemezsiniz. Yine de işime devam edeceğim. Hayır, işinizi kaybedeceksiniz. Çünkü sağdaki telgrafçınınkinden daha farklı bir ileti göndereceksiniz. Ah, Monsieur bana neler öneriyorsunuz? Çocukça bir davranış. Monsieur buna zorunlu kalmadıkça sizi buna zorlamayı düşünmüyorum. Ve Monte Cristo cebinden başka bir deste daha çıkardı. İşte 10 bin frank, dedi. Cebinizdeki ile birlikte 25 bin frank edecek. 5 bin franga iki dönümlük arazisi olan küçük şirin bir ev alacaksınız. 20 bin frank sayesinde de yılda bin frank geliriniz olacak. İki dönümlük bir bahçe mi? Ve bin frank da gelir. Tanrım, tanrım! Hadi alsanıza. Ve Monte Cristo 10 bin frangı telgrafçının eline zorla sıkıştırdı. Ne yapmam gerek? Hiç de zor değil. Ama söylesenize. Şu işaretleri iletmek. Monte Cristo cebinden üzerinde çizilmiş üç işaret hangi sıraya göre dizileceklerini belirten rakamlar bulunan bir kağıt çıkardı. Gördüğünüz gibi uzun sürmeyecek. Evet ama... Bu şeftalilerinizden kazanacaklarınız ve yapacak diğer işleriniz için gereken bir şey. Bu sözler etkili oldu. Heyecandan kıpkırmızı olan ve boncuk boncuk terleyen telgrafçı, bu değişiklikten hiçbir şey anlamayan ve şeftali yetiştiricisinin aklını kaçırdığına inanmaya başlayan Sağdaki telgrafçının şaşkınlığına rağmen kontun üç işaretini peş peşe gönderdi. Soldaki telgrafçı ise sonunda aynı işaretleri İçişleri Bakanlığı'na iletiyordu. ''İşte zengin oldunuz.'' ''İşte zengin oldunuz.'' dedi Monte Cristo. ''Evet.'' dedi telgrafçı. ''Ama ne pahasına.'' ''Dinleyin dostum, inanın bana vicdan azabı çekmenizi istemem. Sizi temin ederim ki kimseye haksızlık etmediniz ve Tanrı'nın projelerine hizmet ettiniz.'' Telgrafçı paraya bakıyor, dokunuyor, onu sayıyordu. Benzi bir soluyor, bir kızarıyordu. Nihayet bir bardak su içmek için hızla odasına doğru yürüdü ama testiye ulaşacak zamanı bulamadı ve kuru fasulyelerinin arasına yığıldı. Telgrafın 5 dakika sonra İçişleri Bakanlığı'na ulaşması üzerine Debray atları arabaya koşturup hemen Danglars'ların konağına gitti. Kocanızın elinde fadil İspanyol tahvili var mı? Sanırım 6 milyon değerinde olmalı. Kaça olursa olsun hemen satsın. Ama neden? Çünkü Don Carlos Burgues'ten kaçıp İspanya'ya dönmüş. Bunu nereden biliyorsunuz? Her şeyden haberdar olduğum gibi bunu da biliyorum, dedi Debra omuzlarını silkerek. Barones bu sözleri tekrarlatmadı. Durumu bildirdiği kocası da hemen komisyoncusuna gidip hisseleri hangi fiyattan olursa olsun satmasını söyledi. Monsieur d'Englas'ın satış yaptığı görüldüğünde İspanyol hisselerinin fiyatı hemen düştü. Denglers 500 bin frank kaybetse de bütün tahvillerinden kurtulmuştu. Akşam Messenger gazetesinde şunlar yazıyordu. Telgraf iletisi, Kral Don Carlos gözetim altında tutulduğu Burgues'ten kaçtı ve Katalonya sınırlarından İspanya'ya girdi. Barcelona'da halk onun için ayaklandı. Akşam boyunca hisselerini satan ve böyle bir aksilikten sadece 500 bin frank kaybetmekle sıyrılan Denglars'ın öngörüsünden ve mutluluğundan söz edildi. Hisseleri saklayanlar ya da Denglers'ın sattığı hisseleri alanlar iflas ettiklerini kabul edip kabus dolu bir gece geçirdiler. Ertesi sabah monitörde şöyle bir haber yer alıyordu. Messenger'ın dün yayımladığı Don Carlos'un kaçtığı ve Barcelona'nın ayaklandığı haberi hiçbir sağlam temele dayanmamaktadır. Kral Don Carlos, Burges'ten ayrılmamıştır ve İber Yarımadası derin bir sükunet içindedir. Bu yanılgıya sis nedeniyle yanlış yorumlanmış bir telgraf iletisi neden olmuştur. Hisselerin fiyatları düştüğünün iki katı yükseldi. Danglars'ın kaybettiklerinin ve hisselerini satmasa kazanacaklarının toplamı 1 milyon franktı. Güzel, dedi Monte Cristo. Danglars'ın mağduru olduğu borsadaki bu garip manipülasyon haberinin duyulduğu sırada kendisini ziyarete gelen Morel'e. 100 bin frank ödeyeceğim bir keşfi 25 bine yaptım. Neyi keşfettiniz? diye sordu Maximilian. Bir bahçıvanın şeftalilerini yiyen yedi uyurlardan nasıl kurtarılabileceğini